Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın İyi Parti Grup Başkan Vekilinin dün akşam yaşananlarla ilgili değerlendirmelerinden sonra bizim de hazırlığımızda şu an itibariyle olmasa da ben bununla alakalı birkaç kelam etmek isterim. Dün akşam yaşanan genel kuruldaki görüşmelerde yaşanan hadise bizim kanaatimizce ve televizyon yayınlarına da yansımış olduğu şekilde açık bir şekilde meclis başkan vekilimizin iş tüzüğü ihlal ettiği yönündedir. Çok daha öncesinde çok defa yaşandığı şekilde 98 yılında alınmış olan karara ve iş tüzüğün 141. maddesine hilafen meclis başkan vekilimiz katiplerin açık itirazına rağmen yapmış olduğu oylamada reddedildiği yönünde yapılan oylamada red yönünde bir karar çıktığı yönünde karar vererek netice itibariyle kanunun reddedildiği kanaatiyle genel kurulda ara vermek suretiyle görüşmelerde büyük bir sıkıntı ortaya çıkmıştır. Burada benim şahsen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili olarak ve aynı şekilde AK Parti Grup Başkan Vekilleri Sayın Eli Taş ve Sayın Cahit Özkan'ın da çok açık bir şekilde itirazları da olmasına rağmen ve bu itirazlar kayda geçmiş olmasına rağmen, tutanaklara geçmiş olmasına rağmen bu yönde herhangi bir tereddüt dahi yaşamadan Sayın Başkan'ın hukuka, iş tüzüğe ve itirazlara aykırı bir şekilde karar vermiş olması doğru değildir. Hukuken bir ihlal niteliği taşımaktadır. Bu husus bugün itibariyle divanda da görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Bununla alakalı görüşlerimizi süreç içerisinde paylaşacağız. Ancak dün yaşanan hadise mecliste teamül oluşturulabilecek nitelikte bir durum değildir. Doğru bir karar değildir. Doğru bir uygulama değildir. Buna Milliyetçi Hareket Partisi olarak karşı olduğumuzu yeniden ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nca her yıl 190'dan fazla ülke için hazırlanan insan hakları raporları 30 Mart 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Türkiye İnsan Hakları raporunun bu yılda kaynağı belirsiz iddialar temelinde objektiflikten uzak bir şekilde kaleme alındığı ve ülkemize yönelik asılsız iddialar ve ön yargılı yorumlar içerdiği görülmektedir. Demokrasimize kasteden, yüzlerce vatandaşımızı şehit eden 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'den bu yılda raporda Gülen hareketi olarak bahsedilmesi ABD'nin bu terör örgütüyle haklı mücadelemizi halen idrak edemediğini, bu terör örgütüne ilişkin ortaya koyduğumuz somut delilleri göz ardı ettiğini, raporu hazırlarken de yine malum çevrelerin görüşlerine alet olduğunu göstermektedir. Suriye'deki terörle mücadele hareketlerimiz bağlamında ortaya konulan iddialar kabul edilemezdir. Bu iddiaların daha önce çeşitli vesilelerle reddedilmesine rağmen tekrarlanmasının izahı bulunamamaktadır. Öte yandan raporda muhtelif hak ihlalleri bağlamında atıfta bulunan PKK-YPG terör örgütünün Suriyelilere yönelik terör eylemlerine değinilmemesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü aleyhine attığı ayrılıkçı adımlarına yer verilmemesi dikkat çekicidir. Raporda PKK bağlamında bu terör örgütünün terörist kimliğini göz ardı eden ve terörle iltisaklı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de aynı şekilde kabul edilemezdir. Bu sebeple hazırlanmış olan raporu kabul etmediğimizi ve ABD makamlarını bu vesileyle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, bugün 1 Nisan TRT'de bir zamanlar Kıbrıs adı altında yayına girecek olan dizi inşallah Kıbrıs Türklüğünün yaşamış olduğu eziyetleri görmüş olduğu haksız muameleleri hem siyasi olarak hem diğer yönden yaşadığı saldırıları ortaya koyması ve milletimize hatırlatması anlamında önemli bir görev ifade edecektir. 1 Nisan tarihi bu açıdan önemlidir. 1955 senesinde Türk Mukavemet Teşkilatı'na gidilen yolda Enosisçi EOKA örgütünün yapmış olduğu saldırılar neticesinde
Kıbrıs Türklüğü'nün ilk defa organize olup bu saldırılara karşı harekete geçtiği tarihtir. Eylül 1955'te açalım. Eylül 1955'te Türk Mukavemet Birliği halinde kurulan teşkilat yine EYK terör örgütüne karşı Kıbrıs Türklüğü'nün bağımsızlığını ve namusunu korumak ve kurtarmak için kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'na 1958 yılında dönüşmüştür. Bu teşkilatın kurulması ve Kıbrıs Türklüğü'nün kurtuluşu için mücadelesinde önemli katkıları olan rahmetli Doktor Fazıl Küçüğü, rahmetli Rauf Denktaş'ı aynı şekilde Türkiye'den bu teşkilatın kurulması için gönderilmiş olan değerli subaylarımızı, görevlilerimizi ve Kıbrıs'taki Kıbrıs Türklüğü noktasında mücadele veren bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ettiğimizi ifade ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.